Çocuklar iyicene yiyin, iyicene doyurun karnınızı, iyicene. Bugün kar yağıyor. Hey, kavga yok. Buradaki canlar gene eksik. Bu bizim car 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 konuşan evlat. Ben mamayı dökene kadar yanımda olanlar çekseydi videoyu gülmekte. Hayır, gülmekten ölürdünüz. Susmadı. Ben mamayı yere dökene kadar susmadı. Afiyet olsun size. Bu can burada var mıydı hatırlamıyorum. Karnı davul gibi hamile olabilir. Kalp hastası değilse eğer. Hadi size mamaya. Hadi gelin. Hey hey hey, sakın ha. Geç oraya. Geç yerine. Geç. Gel. Gel koca oğlan. Hadi gel. Şu an kar yağıyor burada. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Ya ha ya ulan o seni var ya öldürür, öldürür. Efendiliğine kanma. Öldürür o seni. O cüsseye rağmen inanılmaz efendi ki genelde büyük ırklar böyle cüsseli ırklar hep mülayim oluyorlar. Küçükler ya da küçük ırklar car car car. Şşşt. Çok ayıp, çok ayıp. Of kuzum benim, kıyamam sana ben ya. Vallahi karanlıkta döktüm mamayı. Şu an saat gecenin 10'u. Şu evlat gelmedi. Yol ortasındaki hala duruyor. Bir evlat daha geldi oraya. Gel, gel, gel. Tam arabanın önünde bir can daha var. Ya öyle düz bir yol değil ha burası da. Düz yol sanmayın. Öyle paldır küldür. Gidiyor sanmayın ha. Beyaz olan da mamaya gitti. Zayıf olan. Yukarıya mama koydum. Bence yukarıya git. Demin yol ortasındaki nerede? Ha karşıya gitti galiba. Evet, evet gözümüz aydın. Kar başladı. Şu an 40 derece Livize'de beslemedeyim. Az önce böyle sulu kar atıyordu. İyicene hızlandı. Vallahi ben bu gece ulaşabildiğim yere ulaşacağım. Elimdeki mama bitene kadar besleme yapacağım. Sonra İstanbul'a döneceğim. Çünkü arabada bacağı kırık evlat var. Yani inşallah onun tedavisine destek olursunuz. Şu an Bize'de durum bu. İstanbul'da nasıl bilmiyorum. 6 bebekten kalan 2 tane. Ah be kuzular. İnşallah sizler yaşarsınız. İnşallah. Anneler aşağıda mama yiyor. Şu arabanın olduğu yerde. Bu hiç yoldan çekilmiyor kenara. Bunlar ekmek atmışlar, yeri yapışmışlar. Ama yol kenarına, hani git kenara git, bir yere git ya, yol ortasında durma ya. Burası Beyciler Sapağı. Beycilerle Çayırdere arasındaki sapak ve hep genelde kamyonlar geçiyor. Ve hala yol ortasında. Bak şunun gelişe bak. Görmezse ne yapacak? Ancak benim fenerimi. Vallahi çekilmiyor kenara ya hiç. Araba geliyor gelmiyor hiç umurunda değil. Bu bizim yalnız evlat. Bazen bunun yanına bir erkek geliyor, kayboluyor. Geliyor, kayboluyor. O... Hatta geçen hafta gelmişti. Şey demiştim, zayıflamış. Eğer çevrede çiftlik varsa, dişi köpekleri varsa belki onun kokusuna gitti, bilmiyorum. Gene yok ortada. Dedim bayramaga yok herhalde, arabayı görmedim. Eyvallah, şu yarım paketi bırakayım mı sana? Şu ben yokken sen veriyorsun bunlara.
Bayram abi, Rüzgar Türbünü'nde güvenlik görevlisi burada oturuyor. İşte hayvan seven bir insanın evin önündeki canlar da böyle oluyor. Yani evin önünde canlar dolu oluyor daha doğrusu. Güvenlik görevlisi. Aldığı maaş ortada, bu kadar can tek başına bakamaz. Rüzgar Türbünü'nün oradaki canlara da bakıyor. Biz de elimizde mama varken bırakıyoruz onu. Yağmurda gelmeyeceğimi sanıyordum keratlar ama geldim. Şimdi esas mesele 3 yavru ve anne. Bu anne mi? Annemiz bu. Ama yavrular nerede? İnşallah yaşıyordur. Bebekler neredesiniz bebekler? Tamam bir dakika, mama vereceğim, hepinize vereceğim, bir dakika. Bebekler nerede? Bu annenin yavruların hiçbiri yok ortada. Şuradan bana koşuyorlardı. Sesimi duydukları anda hiçbiri yok. Hakikaten içim yandı. Harbiden içim yandı. Ya nasıl bir milletiz, nasıl insanlarız anlamıyorum ya. Vallahi bile anlamıyorum. Yok işte benim sesimi duydukları anda çıkıyordu o bebekler. Şimdi içeriye girip bakacağım ama herhalde öldüler ki çıkmadılar abi. Siyahları diyorsun değil mi abi? He he. Bunlar da kolay veriyor da. Teyze veriyor biliyorum. Ben dedim onların hepsinde parazit vardı abi, yaşatmak çok zor dedim. Bir de düzenli de gelemiyorsun. Kimin kaç kadar oldu yerine? Abi şu an bizim aldığımız mama 15 kilo 160 lira oldu 105 lirayken. 55 lira zam geldi. Her şey zam. Hani fabrika sahiplerinde de insaf yok. Vicdan yok, hakikaten yok. Her şey zam. O kadar hızlı yedi ki. Of, kıyamam ben sana ya. Bunu daha önce söylemişim tedavi alalım diye. Kimseden sesler çıkmamıştı. Bunda %100 kan parası hastalıkları var. Çok hızlı yedi mamayı. Ancak sindirdi. Gel 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 size gel. Burada zayıflığını şöyle gösterebilirim belki anlayacaksınız. Midesinde hiçbir şey yok. Bomboş midesi. Gel gel sen de buraya gel. Gel. Gel sen de gel. Gel gel. Gel al al bak burada al. Gel. Bu demin bunu kovaladı açlıktan. Yani inşallah buna birisi hızır olur. Ben ne diyeyim abi yani yetişemiyorum. Tek başıma beslemeye mi yetişeyim? Yeni bakım evinin inşaatına mı yetişeyim? Bu canlara mı yetişeyim? Tedavilere mi yetişeyim? İnanın bilmiyorum. 43 bin kişinin düzenli destek olanı. Hadi uçayım 500 kişi. Geri kalan 42 bin 500 kişi seyrediyor. 42.500 kişinin de durumunun olmadığına hiç kimse inanmaz. Hiç kimse. Gel korkma gel. Ay sen oraya geç. Gel korkma gel al al al. Havasını koydum ama. Hadi bak bunlardan korkuyor. Hayır vereceğim ona. Korkma ondan ye hadi. Ondan kork. Kendi bilir. Bu kavga mı etti? Arama mı çarptı bilmiyorum ama sağ pası omuzdan dışa doğru atıyor. Ön sağ pati bir sıkıntı olmuş, toparlayarak koşuyor. Ya bu kadar ıssız yerde ne yapıyorsun? Nasıl sakatlıyorsun kendini? Nasıl sakatlıyorsun kendini? Tamam dur, dur. Omuzunda sıkıntı. Uzaktan inanın tilki sandım bir an. Ama bizim uzun zamandır ortada olmayan bir evladımız. Hep ormandaydı ama nereye gitti, nereden geri geldi inanın bilmiyorum. Yani iki aydan fazladır ortada yoktu. Hele bu hiç nefes almadan yiyor. Kıyamam sana ben ya.
Bir an kuş sesimi, yavru köpek sesimi algılayamadım. Eğer bunun tedavisini üstlenmek isteyen olursa çok mutlu olurum. Yani bizim düzenli beslediğimiz evlatlardan biri. Bu bizim home home'umuz, çok konuşan evladımız. Öbür evlat onun mamasına gitti. Şimdi söyleniyor bana mama ver diye. Bunun tedavisini üstlenmek isteyen olur mu? Arkadaşlar bizim burada sürekli beslediğimiz evlat, aslında şu karşıda besliyorum. Bugün buradan belediye iki tane can almış kısırlaştırma için. Hangilerini aldı diye bakayım dedim. Onlara bakmaya geldim. Ama bu cana da maalesef araba çarpmış. Sağ arka bacağını basamıyor. Götürün bakalım. Löp 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 götürün. En ufakları şu ya. En ufakları bu. Çok minik kaldı. 5 tane yaş mama açtım, anında süpürdüler. Arkadan anneyi emmeye çalışan bir evlat daha var. Ben 2 tane daha yaş mama açacağım bu çocuklara. Açtım, yaş mamalar da bunlar. Bu da benim diğer canlılardan korkan iki evladım. Bunlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ama diğer canlılar ne derse bunlara mama yedirmiyor maalesef.